Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız, umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, sabah akaryakıta, akşam doğalgaza, zam üstüne zam geliyor. Ne diyor İsmail Saymaz? Efendim, bulduğumuz doğalgaz pıçımızda mı patlıyoruz? Yayınımızı beğenelim, paylaşalım, bomba bir yayınla daha karşınızdayız. Sabah bir video paylaştık arkadaşlar, izlemeyen kardeşlerim bu videomuzun peşine izleyebilirsiniz. Şimdi yeni videoyla karşınızdayız. Bomba haberlerle geldik. İsyan edenler, ağlayanlar, gözyaşı dökenler, oy verdim Allah belamı versin diyenler. Beter ol diyoruz. Yayınımızı şuradan beğenelim, paylaşalım. Haberler gelsin. Zamcıkçı geldi, zamcıkçı. Hu hu. En güzel aşklar reisinizin zamcığıyla başlar. Hazır mısınız? Hazırsınız arkadaşlar. Hazır mısınız ne demek yahu? Zaten reise oy vererek biz bu zamcıklara hazırız. Hadi reis yerleştir bize demediniz mi? Dediniz. Niye ağlıyorsunuz kardeş? Sabahtan beri ağlayan ağlayana, zırlayan zırlayana, salyalar, sümükler, fırtıklar akıyor. Kardeş size ne oluyor? Ya bunu siz söylediniz. Bunu biz söyledik, siz kabul ettiniz. Pardon. Dediniz tamam, eyvallah. Biz ne gelirse başımıza reisten gelsin. Onun zamcığı da yeter dediniz. Tabii. Yeter ki Kemal gelmesin. Ne olursa olsun. Mesele vatan dediniz. Ya daha 3 zam yaptı. 3 zamda kendinizden geçtiniz ya. Sıcak hava sizi bu kadar rahatsız etmedi ya. Zamcıklarla baktım bayılan bayılana, ayılan ayılana. Ne oluyor kardeş? Ne oluyor? Tamam. Sabah. Sessiz sedasız. 15 Temmuz'un hemen peşine selaların ardından şu kol gibi zamcığı yapıştırmış olabilir. Ne var bunda? 28 lira mazota, benzine para veriyordun. Şimdi 33 lira, 35 lira vereceksin. Ne var oğlum? Hadi onu da geçtim. Dur, daha bu başlangıç. Öğlene doğru da bir zam daha yaptı. O da doğalgaz zammı. Hani Gabar'da petrol bulmuştuk ya, petrol. He, Akdeniz'de, Karadeniz'de de doğalgaz bulmuştuk. Ne diyor İsmail Saymaz? Kıçımızda patladı. Ya 2 ay bedava kullandırdı doğalgazı. Faturalarda sıfırı gördünüz. Reis reis Allah senden razı olsun dediniz. Şak diye bir koydu. Allah senden razı olsun. İşte şimdi Allah senden razı olsun reis. İşte bu ya. Bizi böyle mutlu et reis ya. Sen böyle koydukça biz mutlu oluyoruz ya. Allah aşkına ya. Abi ele bele koymamış ha. Doğalgazın KDV'sine %224 zam gelmiş. Konutta da ÖTV'ye 3 katı zam gelmiş. Efendim sosyal medyada geziyorum. Dedim lan acaba ne kadar fatura gelecek millete bu kış? Ha, bu kış milletin kıçında İsmail Saymaz'ın demesi gibi nasıl patlayacak bu faturalar? Bir bakayım dedim. Su faturası denk geldi. Birisi paylaşmış. 1000 lira su faturası gelmiş. Ne yapıyorsun? Ahır mı var? Yani ineklere mi su verdiğin? 1000 lira nedir kardeş? Yani siz de anlamadım ki. Adam yazmış altına. Ulan 1000 lira su faturası geldiyse kışın 10.000 lira da doğalgaz faturası gelir. Yani 10.000 lira demeyelim arkadaşlar. Şimdi siz normalde diyelim ki 2.500 lira falan doğalgaz faturası ödüyorsanız, yani %224'lük KDV oranı, 3 katı ÖTV falan, yani muhtemelen 4.000-5.000 lira doğalgaz faturası ödeyeceksiniz. Ha 30 derecede mi, 40 derecede mi, 60 derecede mi yakarsanız orasını bilmiyorum. Tabii evin durumuna göre de önemli. Bizim için önemli mi? Değil. Allah'tan başımızda reis var. Allah razı olsun. Babacığım bak, bak eğer biz motorine zam yapmasaydık Kudüs düşecekti. Benzine zam yapmasaydık Ayasofya, tamam mı, Yunanlıların eline geçecekti. Hey yavrum hey. Biz KDV oranını, ÖTV oranını artırmasaydık Amerika oradan müdahale edecekti. Reisi indirmeye çalışacaklardı. Nankörlük etmeyin oğlum. Heh, bak başımızda reis var. Zamcığı koyuyor, Amerika oradan kuduruyor. Gabar Dağı'nda petrol çıkıyor. Şimdi Amerika çıldırmaz mı, Avrupa çıldırmaz mı? Daha yeni başladı. Nasıl bir petrol olduğunu da söyleyeyim. Benzeri Suudi Arabistan'da da var. Çıktığı an traktörü çalıştırabilecek bir kabiliyeti de var. Gravitesi çok yüksek. İsrail oradan kuduruyor. Yunanistan oradan çıldırıyor.
İşte biz bunları çıldırtmak için adına reis demeliyiz diyen arkadaşlar. Ebeninkini gördün mü? Var var, bir tane de bende var ondan. Laz Karadenizli. Düzgün insanlara, düzgün Karadenizlere lafımız yok. Eyvallah. Başımızın üstünde yeri var. Ama bu Karadenizli'nin beyinsiz olanından. 7 tane silahı var. Sürekli paylaşıyor 15 Temmuz'da. WhatsApp'tan, Instagram'dan, oradan buradan 7 silahını koymuş. Yüze gelin, hangisiyle vurayım sizi? Böyle. He. Patlatacağım sizi. Seçim akşamı. He. Seçimden bir gün önce silahlarını paylaşıyor. Mesele vatan. Vatan için canımızı veririk falan filan böyle. Geçen de aynısını yaptı. Arabasının üstüne çıktı. Havai fişekler patlatıyorlar falan. Niye kardeşim? Neden diyorum? Ben tamirciyim diyor. Sanayide usta. Milleti yani her türlü. Sanayiye düştüğün zaman sana bu muameleyi yapıyorlar. Yani adamlar rezil, kepaze. Başka bir şey değil. Neyse. İşi önemli değil. Ne de olsa para kazanıyor. Bir araba motor indiriyor. 100 bin, 150 bini cukkalıyor adam. Allah bereket versin. Taş attık oluyor oldu. Şimdi baba ne oldu? 33 TL mazota zam geldi akaryakıta. Bir de şeye, doğalgaza. Bir bakıyorum abi, bizim 7 tane silahını sergileyen, mesele vatan diyen Karadenizli bir anda yahu selalar eşliğinde bize geçirdiler. Selalar eşliğinde de güzel geçiriyorlar. Reis, ne oldu reis? Aldın mı? Aldın mı reisi? Aldın mı reisi ya? İşte böyle. Beter olacaksın. O dükkanı kapatacaksın. Malını mülkünü satacaksın. Aç kalacaksın. Ekmek bulamayacaksın. Yiyemeyeceksin. O silahları satacaksın. Dönersin artık hiçbir şey bulamazsın yiyecek. Artık alttan mı vurursun, üstten mi vurursun kendini, orasını sana bırakıyorum. Seçersin, 7 tane silahım var. Ya inşallah. İnşallah o günler gelecek. Ya o iş o kadar kolay değil yavrum. Adam ele değil, bele saplar, benim reisim. Benim dünya liderim. Heyt be, işte bu be. Ne sokuyor be. Efendim, AKP'de günah işleme özgürlüğü olan Metin Küllük. Biliyorsunuz arkadaşlar, Sedat Peker'le de adı geçiyordu. Bu 10 bin dolar muhabbetleri falan. Artık aldı almadı orasını Sedat Peker abimize bırakıyorum. Metin Küllük. Şimdi diyor ki bu KDV ve ÖTV zamcıklarıyla ilgili kirli bir operasyona benziyor. Metin Küllük. Şimdi bu adamlar bu partide milletvekilliği mi yaptı? Hı? Parti içerisinde görev mi aldı? Ya bu adamlar bu KDV ve ÖTV zamcıklarının nasıl yapılacağını bilmiyorlar mı? Hangi kafayla bunlar kalkıp da bu kirli bir operasyon, kirli bir operasyona benziyor diyorlar. Niye? 15 Temmuz'da selalar okunurken KDV ve ÖTV zamlarını millete geçirmek, pardon, faturalara yansıtmak. Ama bu bir kirli bir operasyonmuş. Burada kirli bir şeyler varmış tabii. Birileri operasyon çekiyormuş. Efendim, burada KDV ve ÖTV oranları yükseldiği zaman enflasyon da yükselir falan. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Resmi gazetede yayınlandı. Erdoğan'ın imzasıyla. Erdoğan'ın kararı, Metin Küllük. Şimdi soruyorum sana. Eğer bu bir operasyonsa, bu operasyon da kirli bir operasyonsa, bu kirli operasyonu bize Erdoğan mı yaptı? Hı? Ve selalar okunurken mi ya? Sıkıntı senin ÖTV ve KDV zammının bu kadar gelmesi değil de selalar okunurken gelmesi mi? He? Yani bu selalar bittikten sonra, 1-2 saat sonra ÖTV ve KDV zammı gelseydi problem olmazdı. Ama selalar eşliğinde olunca ne oldu? Problem mi oldu? Operasyon mu oldu? Burada birileri size operasyon mu çekti? Kim? Cami imamları mı? Diyanet mi? He? Kim operasyonu çekti? Ya da bu zammı açıklayan kurum, kuruluş, buradaki memur arkadaşlar mı? Bunlar görevden alınsın diyor. Kimi görevden alacaksın? Erdoğan'ı mı görevden alacaksın? Bu zammı yapan Erdoğan. Hı? Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanıyor. Yani bir gün sonra bu zamlar olsaydı problem yoktu. Ama selalarla birlikte olunca problem var. Niye? Komple ülkenin selasını okudunuz. Tabii. 15 Temmuz'da boş geçmediniz. Allah razı olsun. İyi oluyor, iyi oluyor, iyi oluyor, güzel oluyor.
Millet memnun kardeşim. Millet memnun, sana ne? Hı? Sen bu zamlardan memnun değilsen terk et bu ülkeyi. Hı? Git Amerika'da yaşa, Almanya'da yaşa, İngiltere'de yaşa. Millet memnun, huzurlu. Sana ne oluyor? Hı? Ey yavrum, daha dünyadan haberi yok. Bu zammı kim yapıyor, kim imza atıyor, resmi gazete kim de kimin kararıyla yayınlanıyor, bunların hiçbirinden haberi yok. Ama beyefendi konuşuyor tabii. Bu arada Fatih Erbakan da diyor ki, efendim milletimize KDV ve ÖTV zamları falan filan, bu borcun yansıtılması doğru değil falan, doğru bulmuyoruz. Hazinede bir çatlak var, boşluk var. Bu boşluğun işte millete zam yapılarak kapatılmaya çalışılması, buna benzer bir şey. Bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorsun. Hmm. Peki sen doğru bulmadın diye onlar kararından vazgeçiyor mu Fatih Erbakan? Ya bizim Fatih be, babasını da severdik. Ya doğru bulmuyormuş aslında, biz bu zammı geri çekelim diyorlar mı? Hiçbir işe yaradığınız yok. Hiçbir vazifeniz yok. Hiçbir vazifeniz yok. Hiçbir değerin kalmadı. Gittin orada sadece ne oldu? Saadet Partisi olarak meclistesin. Babanı temsil ediyorsun değil mi? Lan baban olsaydı daha ağır tepki verirdi baban. O rahmetli olsaydı daha ağır tepki verirdi. Hı? Sen nasıl o tepkiyi vereceksin? Ey yavrum. Ya burada iyi polis, kötü polis işte. Erdoğan oradan zamcığı yapıştırıyor baba. Buradan bunlar da hani böyle göğsüne alırsın ya. Böyle kaleye gol atsın diye. Erdoğan ondan ortaya açıyor baba. Fatih Erbakan gibiler de böyle göğsüyle yumuşatıyor Erdoğan'ın önüne. Erdoğan da golü atıyor. Fatih Erbakan'a da diyorlar ki abi Allah razı olsun, en azından adam mecliste bizi savunuyor. Yani muhalefetin, tamam mı, yıllardır yaptığını, nasıl CHP'si, İYİ Partisi ve diğer muhalefet partileri yıllardır Erdoğan oradan zamcığı geçiriyor, bunlar buradan hani göğsünde yumuşatıp gol atsın diye bırakıyor ya, pas veriyor. Aynen öyle. Şimdi AKP'nin içerisinden Fatih Erbakan yapıyor. Muhalefetten hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Masaya yumruğu vurayım. Bu zamcığı geri aldırayım. İyi iyi, güzel güzel. Daha beter olsun. Millet bunu istedi kardeşim. Reis ne dedi? Bunlara öyle bir çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar. Siz ne dediniz? Çakalım reis. Ha, reis çakıyor. Kardeş. Ha, yaşın yanında kuru, kurunun yanında yaş. Bazı arkadaşlar yazıyor. Abi bizim suçumuz ne? Onları da anlayamıyorum. Ya oğlum 23 senedir sizin suçunuz neydi? Ki sen kalkmışsın bu zamlardan sonra benim suçum ne diyorsun? 23 senedir sağa da sokuyor, sola da sokuyor. He? AK Partili'ye de zam yapıyor, CHP'liye de zam yapıyor. Kürt'e de yapıyor, Türkiye'de de yapıyor. 23 senedir bunu sormayan adam şu son zamlarla beraber, ya kardeşim ben oy vermedim, benim ne suçum var? Ben de sizi anlayamıyorum ya. Böyle saçma sapan şeyler söylemeyin abi. Allah Allah. Benim ne suçum var? Bizim ne suçumuz var? Bizim hiçbir suçumuz yoktu. Önemli olan bu zamlardan sonra bunların bu acıyı çekmesi, nefes alamaması, isyan etmesi, bağırması, çağırması. Allah belamı versin. Oy verdiğim güne ambu kolumla mühürü bastım, ambu koluma Allah ala demesi. Anlıyor musun kardeşim beni? Anlamıyorsunuz. Hala bana yazıyor. Abi bizim suçumuzda. Bilmem. Türkiye'de yaşamak. Ne diyeyim anlamadım. Efendim akaryakıta gelen zamların ardından ne olduysa bir anda sosyal medyada, Twitter'da kontak kapat Türkiye hashtag ile millet paylaşım yapmaya başladı. Tabii ki destek istiyorlar ama istedikleri desteği bir türlü göremiyorlar. Yani 10 bin 20 bin arası tweet atılmış. 33 lira 35 lira bandına akaryakıt gelmiş. 10 bin 20 bin arası tweet atılıyor. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Sosyal medyada bazı şeylerin hep AKP'nin trolleriyle böyle coşartıldığını, büyütüldüğünü gösteriyor. Troller çekildiğinde 10 binle 20 binle böyle kalıyorsunuz. Ya arkadaşlar, dönün o kontak kapatacağız diyen arkadaşlara sorun. Kime oy verdin? AKP'ye mi? He? CHP'ye mi? Kime oy verdin? Erdoğan'a diyecekler. Ya... Dün Erdoğan'a oy isteyen zihniyet bugün Erdoğan zamcığı yaptığı zaman bağırmaya başladı. Troll arkadaşlar, niye Twitter'dan destek olmuyorsunuz? Ha? Destek olun. Adamlar kontak kapatacağız diyor. Bittik battık diyor. Öldük diyor. Mahvolduk diyor. Ha? Geçinemi yok diyor. Ha? Reis biz sana bunun için mi oy verdik diyor. Bak 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 bak.
kontak kapatarak benim reisimi, dünya liderimi protesto et. Siz kimsiniz oğlum? Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan? Ha, benim reisimi böyle protesto edecek. Hepsini terörist ilan et reis. Hepsini cezaevine at reis. Hepsinin malına mülküne çök. Kimse kontak kapatamaz. Kimse kontak kapatamaz kardeşim. Siz istediniz. Bekleyin lan, Mehdi gelecek. Vallahi bak, Mehdi gelecek ya. Ya eli kulağında. Ya bir iki aya gelir kardeş. Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman zaten dünya yerle bir olacak. Ülkeler, mülkeler, sınırlar kalmayacak. Doğal gaz bedava, elektrik bedava, su bedava. Ha, Mehdi'yi bekleyin oğlum ya, Allah aşkına. Siz zaten yıllardır Mehdi'yi bekliyoruz ha. Da İsrail Filistin'i vuruyor, bombalıyor. Biz yıllardır tabii ki böyle cami kültüründen gelen insanlar olduğumuz için camiye gidiyoruz, hoca diyor ki Mehdi gelecek, bilmem şu gelecek, İsa inecek, şu olacak, onlara hesabını soracak falan. Yıllardır bekliyoruz. Yani biz öleceğiz, hala Mehdi gelecek. Bekleyin, bekleyin, gelir. Mehdi gelse ne olacak? Mehdi gelse ne olacak? Mehdi dese ki ne oluyor lan bu ülkede? Ne oldu, siz niye bu haldesiniz? Kahverin birine gitse, selamın aleyküm dese. Muhtemelen kimse aleyküm selam demez de. Neyse, ne oldu kardeş, niye buradasınız, niye üzgünsüz? Ya Erdoğan'a oy verdik, zamcıkları geçirdi, şu an çok mutsuz. Yüzde kaçla kazandı? %52 ile, %54 ile kazandı işte. Niye mutsuzsunuz madem oy verdiniz? Ya biz böyle zamcıklar beklemiyorduk. Aman ne? Bir tane bu kadar. Ulan yerle bir et onlar orada ya. Buyur abi. İsim Tuncay Yöre. İnşaatçı. Emre. 2 lira alacak. Ha, ağzımız bu. Türkiye'nin hali böyle bak. Gitsin battırsa batıyor. Oy verdik. Zamın verdik. Yazıklar olsun. Verdiğimizde düşman olduk. Yazıklar olsun yani. Bu kadar olmaz ya. Ayıp bir şey ya. Bir amele adamık hemşerim, bir amele adamık. Bu kadar da şey olmaz yani. %100 zam olmaz. Ev kiraları uçtu. 10 milyar. 15 milyar. Adam evine ekmek götüremiyor. Yazıklar olsun. Devamında oy verdik. Devamında oy verdik. Adım Sekere Savran. 200 liralık arıyor. Çok ucuz da ondan. Acımak yok. Oğlum Mehdi bile size acımaz lan. Mehdi bile size acımaz. Vallahi bak. Mehdi gelse der ki ya Rabbi doğru zamanda mı geldik acaba? Lan yok mu bir şey? Kontak kapatacaklarmış. Hele siz benim halkımı mağdur edin. Hele siz benim halkımı mağdur edin. Vallahi atı alan Üsküdar'ı geçti. Bu saatten sonra ister kontak kapat, ister inşaatın tepesinden çık kendini at. Çok da talaşımızaydı. Cama da çıkma cam şıngırdar sevdiğim. Cama çıkma cam şıngırdar sevdiğim. Tayyip duyar sana da saplar, bana da saplar sevdiğim. Tayyip duyar sana da saplar, bana da saplar sevdiğim. Arap Kalkındırma Partisi AKP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ımız yarın Körfez turuna çıkıyormuş. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İşte para kimdeyse onları ziyaret edecek, kankalarıyla sarılacaklar, çay, kayfe, semaver çayı içecekler, muhabbet edecekler. Onlara diyecek ki buyurun gelin Türkiye'ye yatırım yapın. Onlar da tabii ki diyecekler, elinizde satmadığınız neler kaldı? Satmak mı? Ne satması kardeşim? Sen kimsin oğlum? Kötü alıştınız ha. Ben seçimi daha yeni kazandım ha. Ben enkaz devraldım oğlum. Satma matma yok. Ben yeni kazandım. Böyle bir şey yok diyecek. Nasıl yani diyecekler. Nasıl sen yeni kazandın? Reis 23 senedir sen... Ne 23 senedir ben yönetiyorum kardeşim? Başkanlık döneminde ilk seçimim. İlk kez kazandım. Öyle bir şey yok. Sakın. Bu zamana kadar ki 23 seneyi silin atın. Bundan sonra yeni dönem. Tabii. Hatta o 23 seneyi Kılıçdaroğlu'na yazalım. Dokunulmazlığı da kalktı ya, onu yargılayalım reis. Güzel olur ha. Vallahi bak aslında mantıklı. Şimdi arkadaşlar dönüp şu soruyu soruyoruz. Biz önce Mehmet Şimşek gitti Katar'a. Sonra Hafize Gaye'yi aldı yanına. Gitti Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Şimdi Erdoğan gidiyor. Mehmet Şimşek gitti, ikna edemedi mi? Hafize Gaye ile gitti, ikna edemedi mi?
Ne oldu da şimdi Erdoğan gidiyor? Burada da hangi gazeteciydi? Fatih Altaylı olması lazım. Şu demişti: kardeşim, adamlar ne Mehmet Şimşek'e ne Hafize Gaye'ye inanıyor. Çağır, liderin gelsin diyor. Liderin bize söylesin. Biz parayı vereceğiz ama yani sonuçta garanti istiyoruz diyor. He, bu da şunu gösteriyor arkadaşlar. Ne Hafize Gaye ne de Mehmet Şimşek Katar'ı, Arapları ikna edemedi. Erdoğan devreye girdi. Bu hasta haliyle sırf sıcak para alabilmek için tam gidiyor Körfez'i geziyor. Bir baktık abi, bugün resmi gazetede yayınlanmış. Uludağ Milli Parkı, o parkın bir bölümü. Uludağ sınırları içerisinde bulunan alan satışa çıkartılmış. Ona müsaade etmişler. Resmi gazetede böyle yazıyor. Yalansa ben resmi gazetenin yalancısıyım. Haberlerde böyle arkadaşlar. Şimdi ne tuhaftır. Erdoğan yarın Körfez'i ziyarete gidiyor. Bugün Uludağ Milli Parkı'nın bir bölümü satışa çıkıyor. Allah Allah. Sizce de tuhaf değil mi arkadaşlar ya? Peki yani toplanak biz alak. Yani araba maraba gitmesin. Ne kadar satarlar ki orayı arkadaşlar? He? Türk milleti olarak yani götümüzdeki donu da satarız. Tabii canım, alırız orayı yani. Araplar almasınlar değil mi? Lan arkadaş ya. Ya yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Allah aşkına ya. Peki ekonomistleri dinliyorum. Ekonomistler şunu söylüyorlar. Arap dolarını bozmak için doların belli bir seviyeye gelmesini ister. Bu seviye 33'ler 35'ler. Şimdi Mehmet Şimşek gitti, ikna edemedi. Hafize Gaye ile gittiler, ikna edemediler. Şimdi Erdoğan gidiyor. Bugün akaryakıta zam geliyor. Doğalgaza zam geliyor. Yarın pazartesiden itibaren sizce dolar ne kadar olur? Hı? Yani eğer Arap'ın parasını Türkiye'ye çekmek istiyorsan onun belirlediği bir kur vardır. 30, 35, 40 orasını bilmiyorum. O kura, bu doları çekmek zorundasın. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Eğer ekonomistler bunu söylüyor, bu doğruysa ekonomistlerin dediği, şu an 26 lira olan dolar 26-20'lerde 30'lara 35'lere gidecek. Arap dolarını bozdursun diye. Bugün euro 29'sa o da 34'ler, 35'ler, 40'lara gidecek. İngiliz sterlini bugün 35'se o da 50'ye gider, 60'a gider. Yani sadece sen dolarla iş yapmıyorsun. İngiliz sterlini olan var, euro olan var. Yani battık. Vallahi yani ben anlamadım ya. Herkesi dinliyorum, ekonomistleri. İşin sonunda gelinen nokta yani battık ya. Ya Allah Allah. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bak hemen. Hemen şeytan nasıl dürtüyor. Nasıl vesvese veriyor. Oğlum ah bu şeytan var ya. İşte reise karşı olalım diye, reise karşı duralım diye. Allah dostu. Tabii. Ne olursa olsun. Dolar 100 lira da olsa, euro 200 lira da olsa, İngiliz sterlini 300 lira da olsa, mazotun litresi 1000 lira da olsa, ekmeğin teki 50 lira da olsa gene Erdoğan, gene Erdoğan, gene Erdoğan, gene Erdoğan, inadın Erdoğan, aç kalana kadar Erdoğan. Güzel gaza geldik ya, iyi. Tabii abi, sinirimizi stresimizi atalım, ne gerek var? Benim TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer, biliyorsunuz arkadaşlar bu tarz dolandırıcıların genelde Süleyman Soylu'yla fotoğrafları oluyor. 400 bin kişiyi 2 milyar dolar dolandırmıştı. Yurt dışına kaçtı. Böyle 5 ay 6 ay takıldı oralarda. Kilo aldı. Tabii götürdüğü paraları biraz yedi, içti. Sonra ne oldu? Bir baktık seçime doğru yakalanmış. Getirdiler. Mahkemeye çıkmış şimdi. 7 ay 10 gün ceza almış. Mahkemede bu kararı ertelemiş. Hükmün açıklanmasını ertelemiş. Tabii millet sosyal medyada ne olduğunu pek anlayamamış, tepki gösteriyor. Arkadaşlar, vergi dairesine vermesi gereken belgeleri vermemiş zamanında. Vergi dairesi bundan belge istemiş. Vermediği için bu ceza 7 ay 10 gün almış. Ama bunu da tabii ki 3 yıldan 7 aya düşürmüşler. Orası da biraz tuhaf. Tabii bunu da ertelemişler. Daha
mahkemeler devam ediyor. Dolandırıcılıktan, sizi dolandırmaktan. Tabii oralara daha gelecekler. Daha mahkemeler devam ediyor. Tabii bunlar yavaş yavaş böyle gidiyor. Ta ki siz bıkana kadar, tabii bunun peşini bırakana kadar. Şimdi burada önemli olan şey, bu adamın 400 bin kişiyi dolandırıp 2 milyar doları yok etmesi değil. Burada önemli olan şey bu adamın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi birisiyle resminin olması. Süleyman Soylu'nun da savunma yaparken dönüp efendim ben nereden bileyim adamın dolandırıcı olduğunu, gelip benimle fotoğraf çekiliyorlar demesi. Sonra Hakkı diye bir YouTube fenomeni vardı. Onunla TOG'u sürerken bir telefonundan bir uygulama gösteriyor. Hakkı'nın fotoğrafını çekiyor. Neredeyse anasından doğduğu güne kadar bütün resimleri çıkıyor. Kimdir, nedir, neyin nesidir, ne iş yapmış, ne suçlara bulaşmış. Hepsi çıkıyor. Ve Süleyman Soylu bu uygulama bir tek bizde var diyor. Övünüyor. Yani elindeki uygulamayla aslında yanına gelen o dolandırıcıların kim olduğunu öğrenebilir. Ama Süleyman Soylu bilmiyorum diyor. Herkes geliyor, fotoğraf çektiriyor diyor. Düşünün. Tabii burada Memduh dedeyi biliyorsunuz. Memduh Bayraktaroğlu. Memduh Bayraktaroğlu 400 bin insanı dolandırmış, 2 milyar doları hiç etmiş birisi. 7 ay 10 gün hapis cezası aldı. Ben sadece kalktım, Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi dedim diye 1 yıl 10 ay mı hapis cezası aldım. Keşke ben de 200 bin 400 bin insanı dolandırsaydım diyor. Yani Erdoğan 400 bin insan, vay be ulan. Bir lider 400 bin insana bedel ya. Görüyorsunuz arkadaşlar, dünya lideri. De adam hakaret etmemiş ki yani sonuçta. Allah Allah, tuhaf. Tuhaf gerçekten. Adalet. Düşündürücü.